Herkese merhabalar, ben Kaptan Baha. Sizlere Wichita, Kansas'tan sesleniyorum. Bugün bir F4 simülatörünün içerisindeyim. Bayağı eski bir F4'ün, bizdeki F4 2000 modellerinden daha eski bir model F4'ün orijinal kokpitinden yapılmış bir simülatör içerisindeyim. Bu simülatör istendiği zaman önünde büyük bir ekran televizyon var. Onunla aktif hale getirilip İnsanlara sanki uçuyorlarmış gibi bir izlenim veriyor. Ne yazık ki şu an daha sabahın 8'i ve sabahın 8'i olduğu için de şu an daha açık değil burası. İşletmeden izin alıp da geldim, bu simülatörün içine girdim. O nedenle uçuş tabiri caizse yapamıyor olacağım. Ama yine de bu kokpitin içerisinde olmak, bu koltukta oturmak, Eject şeklinde, gerçekten çok değişik bir duygu. Bunun içerisinde saatler geçirdiğinizi düşünün. Bunun içerisinde değişik G'lerden, değişik G'leri yaşadığınızı düşünün. Bu arada işletmecilerden bir tanesi bir arkadaşına rastladı. Eğer gürültü geliyorsa kulağınıza ondan. Arkada duyduğunuz gürültü de jeneratörlerle çalışıyor tabii bunlar. Jeneratörün sesi. Ama her şeye rağmen yine de güzel bir duygu bunun içerisinde olmak. Tabii bir gün kısmet olur da uçar mıyım onu da bilemem ama gerçekten güzel bir şey. Bayağı tahmin ettiğinizden çok çok daha dar bir alan. Tabii iş savaş olduğu zaman, iş ülke savunması olduğu zaman konfor yani hiç önemsiz kalıyor. Böyle burada değişik şeyler var. F-18 simülatörünün simülatörü değil de kokpitini yapmışlar. Bir kesite olarak koymuşlar. Büyük bir olasılıkla ıskartaya çıkan bir F-18'in bir bölümünü, burun bölmesini alıp şey yapmışlar. İnsanlara, işte çocuklara özendirmek için bir kokpit yapmışlar. İnsanlar bu şekilde uçuşa özendiriliyor. İnsanlar bu şekilde, genç çocuklar, gençler bu şekilde İleride hava kuvvetlerine başvurmak için özendiriliyor. Bu tamamıyla özel bir teşebbüsün kurduğu bir şey. Umarım bizde de böyle bir şeyler olabilir. Biliyorum fuarlarda 737 Airbus simülatörlü olan firmalar var Türkiye'de. Ama özellikle de son yıllarda ortaya çıkan askeri pilot, silahlı kuvvetlerdeki pilot ihtiyacını düşündüğümüz zaman keşke böyle şeyler yapıp çocuklarımızı böyle şeylere, silahlı kuvvetlerimizde hizmet vermeye, ülkemizin savunmasına destekte bulunmaya özendirici şeyler yapabilsek. Ben bundan önce hayatımda bir de gerçek bir Messerschmitt 262'nin kokpitine girmiştim. Gerçek derken gerçekten özgün planlarıyla yapılan bir 262 idi. 2001 yılında girmiştim o kokpite. Washington eyaletinde, Seattle'da özel olarak yapılan uçaklardandı. Motorları Learjet 24-25 zannedersem motorlarıydı ama onun dışında bütün içerisindeki enstrümanlar, kokpit vesaire ve bütün uçağın kendisi özgün planlarına, savaştan sonra ele geçirilen planlara uygun olarak yapılmıştı. Bu da ikinci defa böyle güzel bir uçağın, değişik bir uçağın ve dünyadaki havacılık tarihine gerçekten damgasını vurmuş bir uçağın içinden, kokpitinin içinde olmak benim için gerçekten çok büyük bir duygu. Sözlerle anlatmak mümkün değil. Ne kadar laf söylesem, 15 dakikada konuşsam burada anlatılamaz içinde olduğum duygular gerçekten de çok önemli. Çocukluğumdan beri hayalimdi zaten silahlı kuvvetlerde şey yapmak, hizmet vermek ama ne yazık ki göz bozukluğu nedeniyle hava harp okuluna girmem de mümkün değildi ama bugün en azından bunu birazcık da olsa gerçekleştirmiş oldum. Bu arada bir uçak geldi. Evet, bir tane Cessna 310 geldi. Kalkış öncesi motor testi yapacak. O yüzden biraz gürültülü burası. Şimdilik bu kadar. Başka videolarda çekeceğim buradan. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hi everybody, I'm in a cockpit on an F4 Phantom. This is the actual cockpit of an actual aircraft that they just basically cut it out and made a simulator out of it. I'm here in Wichita, having a great time of my life.
Okay, so I'm here in Wichita in Bensonfield and having a great time, having a time of my life because I'm sitting in an actual cockpit in an F-4 Phantom. This was an original aircraft and they basically made a cutout out of it. This is an actual simulator, not an actual simulator in the sense that they use it for training, but it gives you the flight experience. However, right now it's not turned on. I won't be able to experience it, but even just being here in this cockpit is something that I can describe it in with words. So this is the area of different weapon controls and everything. Here on my right hand side I have my instrument panel, some navigational equipment, and I have an HSI in there that is huge and a compass and right after that. It's pretty much a basic aircraft. It's unbelievable that you can go Mach 2 and plus with this aircraft that has no fancy equipment. You got an altimeter, and it's just basically a regular T-shaped instrument shape too. You got a stick. With that stick, you just basically do whatever you want, and then you have a throttle quadrant, which is huge. Of course, you have two engines, so you have a throttle quadrant with two controls, but at the same time they travel together too, I believe. It's fascinating to be here. I wish I had the opportunity to fly a real one, but I don't see that happening in my lifetime. If you know anybody that can take me up, if you know anybody that can make that dream come true, then put me in touch with them. Write in the below in the comments section so that we can get together with that person or with that company and then have me fly it. So anyway, this is it for now, and I hope to sit in different cockpits and different airplanes today. So we'll see what happens. And the wind is picking up really, really good right now. 1 airplane after another one is just basically flying over here, and making all this sweet noise. That's it for now, and hopefully I'll be able to sit in different airplanes later today. See ya.